Bir müsaade eder misin? Evet, ne oluyor? Benim yanımda seni arıyor adam. Bana bir şey söylemeden yanımdan gidiyorsun, parça anlatıyorsun. Yani, anlamadım soruyu. Neden? Ben sana tanıdık gelir diye düşünmüştüm. Hani sen de notu aldığında bana söylememiştin ya. Ben orada seni korumak için susmuştum. Neyse. Güzel. Aldın mı bari intikamını, oldu mu? Ya yanındayım orada ya. Ya telefonu verebilirdin bana orada. Ya da ne bileyim anında anlatabilirdin Ceylin. Yapmadım işte Ilgaz. Hem bir avukat olarak savcıya gelen tehdidi üst makama bildirmek daha mantıklı geldi. Bir savcıya. O kadar mı? O kadar. Peki. Ne dedi tam olarak? İşte dosyayı kapatmanı söyledi. Canını yakacağını, sana zarar vereceğini kastetti. Peki. Peki. Tamam, gidebilirsin. Ah sağ ol ya. Yüksek müsaadelerinizi ilettiğiniz için. Savcım, aileyi ne zaman dinleyeceksiniz? Avukatı gelsin, ne soracaksa o sorsun. Ceylin, nöbetçi arkadaşlar geldi, artık korkacak bir şey yok, tamam? Tamam, güzel. Eren, beni ofise bırakır mısın? Ben bir nöbetçi arkadaşa bakayım. Çocuklarla bir irtibatlandırayım. Bir telefon telefon, tamam. Ceylin, gelsene benimle bir. Ofise gitmene izin veremem. Anlamadım. Ceylin, tartışmayacağız bile bunu. Eve geleceksin. Hayır. Hatta ben kendim giderim ya. Ceylin. Seni ofiste tek başına bırakır mıyım zannediyorsun? Hangi sıfatla bırakmıyorsun beni peki? Dosyanın savcısıyım ya ben. Sen de tehdidi bana ulaştırmak üzere seçilen kişisin. Seni korumak benim görevim yani. Ya paşa paşa eve gelirsin ya da seni bu gece nezarethanede misafir ederiz. İyi de bu haksızlık. İstediğin gibi yorumlayabilirsin. Buyurun, arabaya geçelim. Sen benim gördüğüm en inatçı kişilerden... Ceylin! Eve gideceğim ama asla eve adımını atmayacaksın. Aklımdan bile geçmedi. Babamlarda kalırım ben. Bana müsaade canlar. Eren. Ceylin eve gidiyor. Sen bırakır mısın kardeşim? Tamam. Oldu mu? Gördüğünüz gibi arabaya bile binmiyorum. Tamam. Sağ ol. İyi yolculuklar. Lütfetti ya beyimiz. Benim kardeşimin ikna kabiliyeti yüksektir yalnız Ceylin. Sus, sus, sus. Neden buradayım onu bile bilmiyorum şu an. Ya doğru söylüyor Ceylin, sen de. Ayrıca korkabilirsin ya. Korkuyorum tabii ki. Baksana, eve kadar girmiş şerefsiz. Sen aşağıda değil miydin? Giremedim ki evden içeri. Babamı aradım, açmıyor. Anahtarı kapının arkasına koymuşlar. Ev kapkaranlık, belli ki hepsi uyumuş. Söz vermiştin bana. Allah Allah ya, ne yapayım, gideyim arabada mı yatayım Ceylin? İkimiz burada kalırız işte, iki medeni insan gibi sakin sakin. Hadi sen içeri geç. İstemiyorum. Ben burada yatarım, ısıttım hem ben burayı. Ceylin, hadi içeri geç lütfen. Ya istemiyorum diyorum. Burada yatacağım. Ya niye inat ediyorsun? Hadi geç içeri. Ya bıraksana, rahat, bırak. İçeride. Sensin inatçı. Kontrol frik. Allah Allah ya. Her şeyi, herkesi kontrol etmeye çalışıyorsun.
Hayatı, insanları, beni, insanların davranışlarını hatta. Ben koskocaman kadınım. Nerede yatmak istediğime karar verebilirim, değil mi? Yatak muhabbetinden konu nereye geldi? Ay kafanda bir şekil, bir şablon, biri dışına çıktığı anda devrelerin yanıyor. Tahammülün yok bence. Ben burada yatacağım. Hatta niye burada yatıyorum ki? Ben gidiyorum. Ceylin, konuştuk bunu. Tehlikeli. Burada kalıyorsun. Şu dosya kapanana kadar dikkat edeceğiz. Ne oldu? Her şeyi kontrol edemiyormuşsun, değil mi? Manyağın biri geldi, işini yönetiyor işte. Bu da senin sınavın, benim değil. Beni uyuyarak mı koruyacaksın savcı? Hadi yukarı. Gerek yok. Hadi, ben seni dinledim ama. Sen burada kalırsın. Ben zaten içeride yatıyorum. Öyle, iyi geceler. Bunun için mi çağırdın beni yukarı? Evet. Araba duyma diye. Kıyamadın yani. Evet. İnsanlığımdan donma diye. Isıt o zaman. İyi çıkıyorum ben o zaman. Saçmaydı, kabul edelim. Evet. Unutalım o yüzden. Unuttuk. Güzel. Bir daha da yaşanmasın, sonuçta boşanıyoruz biz. Bence de. Ben çıkıyorum. Görüşürüz savcım. Görüşürüz avukat hanım.